Yine buyuruyor yine peygamber. Etühib en yeline kalbüke. Şu kalplerimiz var ya, bu bazı insanlarda kalp çok sert olur. Sert taşlardan, sert kayalardan, sert çeliklerden daha sert. Çeliği yumuşatmak mümkün oluyor. Kayayı yumuşatmak mümkün oluyor. Fakat bazı kalpler var ki yumuşaması mümkün değil. Nasihat etsen para etmiyor. Söylesen para etmiyor. Hani yağmur yağar, kayanın üzerinde yağar, akar gider. Hiç faydası olmaz. İçin kayadır, durmaz. Toprağı, yumuşak toprağa yağan yağmur, toprağını emer, güzel mahsuller olur orada. Bazı kalpler böyle mermer gibi ne kadar nasihat etsen kayıp gidiyor. Hiç tesir etmiyor. Şimdi bunları nasıl yumuşatacağız? Bu demiri yumuşaltıyoruz, ateşe koyuyoruz. Ateşte yumuşalıyor, tokmağı vurunca istediğimiz kalıba sokuyoruz. Ama insanın kalbi böyle bir tokmağın altında olmaz ki. Bunu yapıştırmak için Cenab-ı Peygamber bak ne güzel dedi. اَتُّهِبُّ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ Sen kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun? Namazını güzelce kılasın, orucunu güzelce tutasın. Evet. وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ Hepimizde bir sürü hacetler var işte. Bu hacetlerinizin de olmasını istiyor musunuz? Hacetlerinize nail olmak istiyor musunuz? Kalplerinizin yumuşaklığını, hacetlerinizle erişmeyi istiyor musunuz? Evet. Öyleyse اِرْحَمِدْ يَتِيمَ وَمْسَ رَحْسَ يَتِيمَ مَرْحَمَتْ اَيْلَ Aziz kardeşim, çok mühim bir şey. يَتِيمَ مَرْحَمَتْ اَيْلَ وَمْسَ رَحْسَ Bunun başını okşa وَاَطْعِمْهُ مِنْ تَعَامِكَ Yediğinden de ona yedir ama. Yetim. Hepimiz yetimiz yani. 18 yaşına kadar, bazı şeylerde 15 yaşına kadar anası veya babası olmayan çocuğa diyor ki kimsesiz, hamisiz insandır demek. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Çünkü o hamisiz insanlara sahip olmazsanız onlar anarşist olurlar. Okuyamaz, dünyadan bilgisi olmaz, ahiretten de bilgisi olmaz, sanat sahibi değildir, iş sahibi değildir, milletin başına felaket olur. O köprü altında yatanlar, bir sürü insan var memleketi ki sayısını devlet bilir hesaplarını. Bunlar hep hamisiz insan, bunların mesulü hepimiz. Niçin o çocuk köprünün altında yatıyor? Niçin onun yakasından tutup, evladım sen kimsin, nereden geldin? Hani annen, hani babam? Yok. Seni kimse himaye etmez mi? Yok. Sen onun himayeni yerden mi? Ben yapabilir miyim hepsini? Yapamayız tabii hepsini. Ya toplanacağız, cemiyet kuracağız, beşer kuruş, onar kuruş oraya vereceğiz. Orada toplanan paralarla memleketteki zuafalarını toplayacağız, okutacağız, yetiştireceğiz, memlekete faydalı insan olacaklar. Ama hırslar gözlerimizi kapıyor, kulaklarımızı da tıkıyor, artık kendi menfaatimizden başka hiçbir şey düşünemiyor. Yetin, ölürse ölsün, bana ne? Diyor, ölse kolay ama ölmezse, başa bela olursa ne olacak? Senin evini de soyacak, birikini de cebinden alacak, her şeyi yapacak işte, zarar vermek eder. Sebebi, biz onlara acımadığımızın sebebi. Bak Cenab-ı Peygamber ne güzel diyor. İrhamil yetim, kimsesizleri himaye et diyor. Kimsesizleri himaye et, onları sev, okşa, yediğinden de yedir, içeceğinden de içir, üstünü de giydir. İşte o zaman kalbin de pamuk gibi olur, bütün dert, hacetlere de erişirsin. Hastalığın gider, kuvvetin, sıhhatin yerinde olur. Çünkü Allah-u Teala buna yaptığın merhametin dolayısıyla sana da birçok böyle iyilikler verir. Sıkıntılardan seni kurtarır.